vazgeçer mi senden? Dileriz san aşkımızdan, itik sevdamızdan. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda. Tok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük. Heyecanı gördük, ezilmesini de. Şimdi sıra sende, hayaletlilikte. Geliyor işte, tam bağımsız Türkiye. Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük. Heyecanı gördük, ezilmesini de. Şimdi sıra sende, hayaletlilikte. Geliyor işte, tam bağımsız. Efendim, öncelikle merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Elif Özür Utkucu. T3 Vakfı'nda Deneb Koordinatör Yardımcısı olarak görev alıyorum. Peki efendim, biraz projeden bahsedebilir misiniz? Ne kadar öğrenci katıldı ve bu proje kaç gün sürüyor? Öğrenciler neler yapıyor? Katılım yoğun mu? En çok nereden talep gördü? Şöyle, bizim 81 ilde 130 deney atölyemiz var. 20 bine aşkın öğrencimiz aktif olarak hafta sonları deney atölyesinde eğitim alıyorlar. Biz bu yarışmayı Deney Mekaton yarışmasını Deney Türkiye öğrencilerine özel olarak düzenliyoruz. Bu yarışmaya 5000'e aşkın öğrenci başvurdu. Şu anda alanda burada 169 öğrencimiz bulunuyor. 38 takımımız var. Bu 38 takımın 23 takımı lise, 15 takımı ortaokul. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Çok heyecanlıyız, Adana'da olmaktan da çok mutluyuz gerçekten. Öğrencilerimize biz alana geldiğimizde alanda temayı açıklıyoruz. Yani öğrencilerimiz tamamen burada öğrendiler. Temamız uzayın keşfi. Daha sonrasında da öğrencilerimize bir set veriyoruz. Bu setin içerisinde birçok elektronik malzeme bulunuyor ve öğrencilerimize bir müddet veriyoruz. 3 gün içerisinde uzayın keşfi teması çerçevesinde belirli görevlerimiz var ve bu görevleri yerine getirecek fiziksel bir robot tasarlamalarını istiyoruz. Onlar şu an tamamen, şu an hatta son saatlere yaklaştık. Robotlarını yerine getiriyorlar, çalıştırmaya uğraşıyorlar, bozuluyor, yeni parçalar üretiyorlar. Arkada bir üretim atölyemiz var. Orada 3 boyutlu yazıcılarımız var, lazer markalama cihazımız, ahşap cihazlarımız vesaire var. Hani robot için gerekli ne varsa onu oluşturmak çalışıyorlar. Özgün bir robot tasarlıyorlar. İnşallah 3 günün sonunda bir sahamız kurulacak. Daha sonra sahada robotlarını yarıştırıyor olacaklar. İnşallah. Aslında şu anda burada hepsi yarışıyorlar ama önemli olan işbirliği, takım çalışması. Biz öğrencilerimize bunu kazandırmak istiyoruz. Ama tabii bu 3 günün sonunda bir ödülümüz de var. İlk 3'e giren öğrencilerimiz ana sahnede büyük ödüllerini de alıyor olacaklar. Peki şunu sormak istiyorum. Bu fikir nereden çıktı? Deney Yap atölyesi projesi nasıl doğdu? Deney Yap projesi aslında ilk olarak T3 Vakfı tarafından 2017 yılında İstanbul'da başladı. O zaman tabii 81 ilde 100 deney atölyesi hayaliyle bir yola çıktık biz. Burada 4 paydaşımız var bizim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak bu projeyi yürütüyoruz. Hayalimiz 81 ilde 100 deney ulaşmakken şu anda 81 ilde 130 deney yapımız var. Gerçekten çok mutluyuz ve biz dedik ki bu kadar çok öğrencimiz var. Her hafta sonu atölyeye geliyorlar. 11 farklı başlıkta eğitim alıyorlar. Tamamen teknoloji odaklı eğitimler alıyorlar. Bu öğrencilerimize özel Teknofest alanında bir yarışma düzenleyelim istedik. İlk olarak geçen sene başlattık bunu. Bu yılda ikincisini düzenliyoruz. Peki sizce gözlemlediğiniz kadarıyla öğrencilerin heyecanı, merakı, ilgisi nasıl? Bunu nasıl yorumlarsınız? Ya öğrencilerimiz çok mutlular. Kazanmak istiyorlar. Azim, başarı, hırs. Burada her şeyi görüyoruz. Aslında kaybetmek. Bazen böyle yılıyorlar. Sonra tekrardan güç toplayıp başlıyorlar. Biz öğrencilerimize bunu kazandırmak istiyoruz. Tabii ki de kazanan, kaybeden olacak. Çok normal. Ama önemli olan burada o takım çalışmasıyla çalışmak, yılmamak ve her zaman teknolojiyi geliştirmek. Teknoloji çok büyük bir güç günümüzde. Biz öğrencilerimizi bu sorumluluğu alarak teknolojiyi her zaman iyiye, doğruya, güzele kullanmalarını istiyoruz. Onu kazandırmak için burada uğraşıyoruz. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Yaş kriteri var mı? Şöyle, Deneyap Teknoloji Atölyelerine 4. ve 5. sınıflar, 8. ve 9. sınıflar başvurabiliyor. Şu anda da burada sadece ortaokul ve lise öğrencilerimiz bulunmakta. Onlarla beraber süreci yürütüyoruz. Peki son olarak da Teknofest heyecanı nasıl geçiyor sizler için, öğrenciler için? Burada bir proje devam ediyor. Neler söylersin? Şöyle, öğrenciler tabii buraya gelirken temayı bilmiyorlar. Hani hazırlanıyorlar. 2 aşamalı bir süreçten geçip geldiler bu yarışmaya katılabilmek için. Hani 5000 öğrencinin arasından seçilip 169 öğrenci sadece burada. Aşırı heyecanlılardı. Dün burada olup görmenizi isterdim böyle. Tema ne? Ne olacak? Nasıl olacak? Alanımızı gördünüz aslında. Tema az çok belli oluyor ama içeriye girdiklerinde o heyecanlarını hissetmek, onları görmek, o gözlerindeki parıltı
Görmek bizim için çok güzel bir şey. Alan çok güzel, Adana çok güzel. Yani her seferinde farklı bir şehirde olmak çok güzel. İnsanlara dokunmak gerçekten. Katılımcılar da öğrencileri görüyorlar, heyecanlanıyorlar. Bizim için çok keyifli ve güzel bir süreç ilerliyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Öğrencilere de başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Seni tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Kayra Akşiş, Rizeliyim. Hasan Kemal Yardımcı ve Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. İki gündür buradayız. Bu yarışmadaki bizden istenen şey, belli bir temada, belli verilen malzemelerde, hepimiz aynı şartlarda, verilen görevde bir proje üretiyoruz. İki gündür buradayız, projemiz iyi ilerliyor. Yarın son günümüz, diğer günler sunum ve sıralamaların açıklanması. Bunun yanı sıra aynı şekilde Rize'de Gençlik Merkezi üzerinde kurulan bir roket takımımız var. Bir ay önce de Aksaray'daydık, onu attık. Yaklaşık 2025 metreye çıktık ve Türkiye üçüncüsü olduk. Pazar günü onunla dünün alacağız sahnede Selçuk Bayraktar'dan. Şu anlık güzel ilerliyoruz. Buradaki atmosfer çok güzel. Herkesin en az bir kere gelip yaşaması gereken bir atmosfer. Teknofest'te olmak sana ne hissettiriyor? Ben geçen yıldan beri katılıyorum Teknofest'e. Gerçekten geçen yıl bu atmosferi tattık, bırakamıyoruz. Her yıl ya, ben bu yıl 10 proje yazdım. İkisi tuttu ama tuttu yani, geldik. Ama biri sağlam tuttu. Rokette 3. olduk. Peki diğer genç arkadaşlarına ne söylemek istersin? Gelmeliler mi buraya muhakkak? Şöyle, ben yakın arkadaşlarım, yaşıtlarım dışarıda gezip eğlenirken ben atölyedeydim. Yeri geldi gece 2'de çıktım, yeri geldi eğlenek çıktık. Yeri geldi kahve içmeye gittik, yeri geldi çalıştık. Üzüldük, eğlendik. Ama değdi yani. Yaşıtlarıma da buradan söyleyeceğim. Kesinlikle. Bir kere gelseler zaten bırakamazlar. Peki hayalin ne? Gelecek yıllar için ne hedefliyorsun? Hayalim iyi bir üniversitede mühendislik okumak. Ondan sonra kendi şirketimi kurmak istiyorum ama onun öncesinde tecrübe amaçlı Baykur olur, Roketsan olur. Öyle şirketlerde bir ön alışma olarak çalışmak isterim. Projelerime devam etmek istiyorum. Özellikle roket ilgimi çok çekiyor. Zaten bu yıl derece aldık. Önümüzdeki yılda üst kategorilere katılacağız. Bu yıl lise kategorisindeydik. A1 kategorisi. Minimum 4000 feet. Bir dahaki yıl inşallah orta irtifaya katılacağız. Onun yanı sıra elektrikli araç, İHA, insansız su altı araçları, bunları da yapıyoruz. Rize Gençlik Merkezi adı altında. Peki bu alana ilgin nasıl oluştu? Şöyle, ben çok küçüklüğümden beri ilgim vardı yani. Oyuncaklarımı söküp takıyordum. Dozerler alıyordu babam. Onları söküp takıyordum. Oradan başladı. Sonra 5. sınıfta deney atölyeleri kuruldu Rize'de. Bundan bilgim oldu ve 2 tane sınav var deney atölyelerinde. Biri yazılı, biri uygulamalı. Bunları geçtim. Eğitimler başladı. Orada kendim evde küçük çaplı projeler yapıyordum. Uçak olsun, drone olsun. Araçlar yapıyordum. Oradan başladı zaten. Deney yaptık, hocalarımız da bizi fark ediyor yani. Kendini beğenen hocaları. Sonra Rize Gençlik Merkezi'nde geçen yıl ilk olarak deney öğrenci özel Makeathon yarışması vardı. Yine bu yarışmanın geçen yılki ilk hazırlanış. Katıldık. Rize'den 5 takım geldik. Cidden çok eğlendik. Geçen yıl zaten İzmir'deydi. Sonra bitti o. Bu yıl artık dedik ki bu bizi kesmez. Roket yapalım dedik. Elektrikli araç yapalım dedik. Elektrikli araçta yarı finale kadar geldik. Rokette finallere katıldık. 880 takım arasından sıyrılarak Türkiye üçüncüsü olduk. Bu bizim için hem takımımız için hem de Rize için çok gurur verici bir şey. Cidden çok mutlu ve gururluyuz. Kayra, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben Hatice Özer, Rize'den geliyoruz. Rize deney yap öğrencisiyiz. Burada Makeathon'da yarışmacı olarak yarışıyoruz şu anda ve yarışma süreci içerisindeyiz. Kendimden bahsedecek olursam birçok projeye katılmaya devam ediyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. İçinde bulunduğum bir roket takımı, elektrikli araç takımı var. Bunlarla projelerimizi yürütüyoruz. Bu tür projelerde bulunmaktan hoşlanıyorum ve Teknofest'te bu heyecanı yaşamak gerçekten çok mutluluk verici. O şekilde. Bilim Sanat Merkezi'nde de öğrenciyim ve burada bize projeye yönelik eğitimler verilmeye başlanmıştı. Ortaokuldan beri proje üstüne çalışan biriyim ve o zamanlarda bu eğitimler bu yöne yönelmemi etkiledi diyebilirim. Şu an ne üzerinde çalışıyorsunuz ve süreç nasıl ilerliyor? Dün bir önce gündüm. Evet.
Bize bir görev verdiler aslında, 2 adet görev. Bunu yerine getirecek bir araba tasarlamamızı istediler. Şu anda arabanın tasarımı üzerine uğraşıyoruz. Hem devre tasarımı hem genel olarak arabanın tasarımı ve yazılım gibi konularda çalışıyoruz. Umarım yarın başarılı bir şekilde süreci tamamlarız. Ben Efsel Sibe Kangal, ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Vakfı Kebir Fen Lisesi'nde okuyorum ben. Hepimiz deneyim hep öğrencisiyiz zaten, ama yarışmaya katılmamızı da sağlayan şey de o. Geçen yıl da katılmıştık. Heyecanlıyız, bekliyoruz, inşallah güzel olacak. Ben Elanur Erdem, Bingöl TVB ve Cevdet Yılmaz Ortaokulu'ndan geliyorum buraya. Burada o kadar heyecanlıyız ki bu atmosferi tatmak, işte buradaki yarışmaları, uçakları görmek bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden de burada daha fazla kalmak için, yani gelecekte de daha güzel anlarımız olması için hedefimiz dereceyle bitirmek bu yarışmayı. Peki şu anda ne yapıyorsunuz? Ne üzerinde çalışıyorsunuz? İlk defa mı katıldınız? Geçen senelerde de Ankara'ya katılmıştık. Ankara Robolia'ya katıldık. Orada çok verimli bir sonuç alamadık. Onun işte yarısını kapatmak için, daha verimli bir sonuç almak için bu sefer Mekaton'a başvurduk. Burada daha güzel bir sonuç almayı hedefliyoruz. Şu anda da güneş yelkeni ve aeroponik tarım sistemi üzerinde çalışıyoruz. Peki böyle bir projeye nasıl karar verdiniz? Ekip arkadaşlarından da biraz bahseder misin? 4 kişilik bir takım var. Biz bu takımla ilk başta deney yapta tanıştık ve bundan sonraki bütün yarışmalara bu takımla katıldık ve güzel, verimli sonuçlar aldığımızı fark ettik. Bu yüzden de takımı sürdürmeyi, geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Peki süreç nasıl ilerliyor şu an sizin için? 2. gün, dün ilk gündü, bilmiyordunuz hiçbir şey. Bir anda öğrendiniz ne yapacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi. Bugün 2. gündesiniz, yarın 3. gün. Var mı? 1.liği garantilediniz mi? Dün ilk gündü. Dün çok fazla bir şey yapamadık. Geceleyin çok fazla planlama yaptık. Bugün 2. gün. O yüzden dün planladığımız her şeyi yavaş yavaş yapmaya başladık. Şu anda da planımıza göre ilerliyoruz. Yarın 3. gün. Büyük ihtimal yarın öğlene kadar bitirmiş olup sunuma hazırlanacağız. Öyle bitirmeyi planlıyoruz. Ben Kerem Keçeci. İstanbul Teknopark Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Çok güzel bir ortam. Geçen senede katıldığımız için o kadar heyecanlı değilim. Arkadaşlarım da benimle aynı fikirdedir kesinlikle. Ben Yusuf Arangenç. Türkiye Odaları Borsalar Birliği Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda okuyorum. Ben de DEYAP öğrencisiyim. Hepimiz DEYAP öğrencisiyiz. Yani heyecan var ama sonuçta bir planımız var ve ona sadık kalmaya çalışıyoruz. Hedefimiz dereceye girmek. Artık daha güzel liselere, üniversitelere. Ben Yazut Kenan. Ankara Özdemir Bayraktar, Ankara Uzay ve Havacılık Lisesi'nden geliyorum. Hazırlık öğrencisiyim. Bingöl'de buluştuk birlikte. 2 yıl öncesinden beri birlikte takımımız ve birlikte projelere katılıyoruz. Verim aldığımızdan beri Elan'ın da dediği gibi devam ediyoruz. Bugün de dün bayağı planladık, her şeyi yaptık. Bugün de icraate döküyoruz. İyi gidiyor bizim için. Yani derece bekliyoruz ama kesinliğimiz yok. Bingöl'de 2 sene önce deney yapı kazandık hepimiz. Orada başladık. Bu sene Kerem'le ben LGS'ye girince ve başarılı olunca ayrı şehirlere gitmek zorunda kaldık. Yine zaten Kerem'in de benim de alanım genel olarak kod üzerine olduğu için Zoom üzerinden toplantılar yaparak yine bir buluşuyoruz, konuşuyoruz, planlamalarımızı yapıyoruz.